Sevgili dostlarımız merhabalar. Damla Damla Şiir başlıyor. Sevgi ve saygılar sunuyoruz her hafta olduğu gibi. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Zaman zaman burada sizlerin de zevkle sohbetini izlediğiniz Fethiye'den çok değerli hocamız Coşkun Karabulut bizimle. Hoş geldiniz çok değerli hocam. Sağ olun. Tabii ki İbrahim Çamlı programın vazgeçilmez değerli müzisyeni. Her ne kadar biz onu kimi zaman babamız, abimiz, kankamız gibi görüp sinirlendirsek de vazgeçilmez bir parçamız. Ayşe de bir şeyler söylesin, başlayalım. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Mersin'de bahar öyle güzel yüzünü gösterdi ki bize anlatamam. Portakal çiçeği aynı dalda ve her yer yemyeşil olmaya başladı. Denizimiz malum masmavi. Vallahi bazen diyorum ki Allah beni iyi ki güneyde yarattı ve iyi ki güneyliyim diye Aynen. şükrediyorum halimi. Aynen. Evler birazcık soğuk ama değil mi? Dışarısı Evet, artık cıvıl çok cıvıl. bugün şahane bahar. Parklarımız dolmaya başladı. Bu bahar gününde güzel bir program olur inşallah. Ben de hocamıza hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Aynen. Müzikle mi başlasak? Birazcık şöyle bize bir solo yapsanız ne kadar mutlu oluruz. Şiirle başlayalım. Şiirle şimdi işte bizim deminki ruh haletimizden. Sevgili dostlar, size şikayet etmeden olmaz. İlla ki canlı ve sıcak şikayet edeceğim. Şimdi Ayşe harika bir roman şiiri yazdı. Ama nasıl bir şiir? İnanılmaz uzun. Ondan bir şarkılık toparladık. Hocam da harika bir beste yaptı. Demin burada besteyi söylüyoruz. Hocam araya şuraya da şöyle söz, buraya da böyle söz diyor. Böyle beni var ya çıldırttı çıldırttı. Ha, bugün suratımı biraz kötü görürseniz bilin ki oradandır. Onun için diyor ki ben solo yapmayacağım. Tamam yapmayın. Biz de şiir okumayacağız. O zaman Coşkun Hocam dükkan sizin. Sefalar getirdiniz. Biz zaten bu sohbeti 6 aydır bekliyorduk. Buyurunuz, susmaksızın sizi dinlemek için böyle kulağımızı dört açmış bekliyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar. Ben de Adana'da 9. Uluslararası Sanat Günleri nedeniyle 18-22 Mart arası o etkinliğe geldim. Edebiyat ve çevre konulu bir söyleşi vardı, onu da konuşma yaptık. Bir de İTESK Günü'nde şiir dinletisi vardı. Adana'da Torun'da olunca biraz Oh, bir hafta 10 gün ne orada güzel. kaldık. Allah bağışlasın. Ondan sonra da burada tabii annem var, sizler varsınız. Hepsi iyi mi ailenin? Herkese selamlar var. Çok sağ Annem olsunlar. de burada beni izliyor. Oo. Bugün dedim ki anne ben internetten Harika. izleyecek O böyle. zaman teyzenize kucak dolusu sevgi Anneme ve selam saygılar. gönderiyorum. Ellerinden Buradan öpüyoruz. sizinle program olduğu için her geldiği zaman burada konuk olmadan Muhakkak. gitmiyoruz tabii. Aynen. Yani Ne sağ olun güzel. Çok sizlerle teşekkür beraber ederiz. sohbet etmekten Şeref mutluluk, sağ olun, verdiniz. teşekkür ediyorum. Öyle işte bugün de bir baharda çok dışarıda hava çok güzel. Çok tatlı. Ben de biraz daha erken gelmem gerekken işte bildiğiniz dolmuşun azliliğine uğradık. Olsun güzel Öyle güzel. yavaş Tam yavaş binler yetiştiniz. binler iyi geldik. Harika. Beraber sohbeti sürdüreceğiz artık. Harika, Yani, harika. O teşekkür ederim. zaman Ayşe de dostlarımızdan bir paylaşım yapsın. Evet. Dediğim gibi bugün sizden Tamam. bol miktarda bize Yeni şiirle, şiirlerimden edebiyatla yazdım ilgili şeylere. bilgiler, yeni şiirler Onlardan lütfen. Evet, paylaşırız. çok Evet. seviniriz. Vallahi bizlerin de işte 20 yıldır, işte belki daha fazladır Coşkun hocamızın, değil mi? Şiir Evet. emek verdiğimiz gibi bugün de tiyatronun ve sinemanın emektarlarından birini kaybetmişiz sevgili dostlar. 29 Mart'ta yani dün Ayla Aslancan tiyatroya adanan bir ömür. Üstelik eşini de bir tiyatro oyununda elektrik çarpması sonucu kaybetmiş. Ay canım. Çağın vebası akciğer kanserini aramızdan aldığı kaçıncı hayat demiş. Metin Murat Budağ'ın biliyorsun şiirleri ve metinleri çok güzel. Çok. Ben ondan aldım bunu. Evet. Hakikaten akciğer kanseri o kadar çok çoğaldı ve kanser o kadar çok çoğaldı. Kestiğimiz ağaçlar, bozulan gıda, değişen doğa Sigara. dengesi ve kendine tek başına bir virüs olan siyaset demiş. Hepimizin bedeninde, ruhunda bir hasar bırakıyor. Işıklar içinde uyusun. Ayla Arslancan ve her konuda büyük emekler vermiş insanlara her zaman saygımız sonsuz. Nur içinde yatsın diyoruz. Nur içinde yatsın. Evet. Peki Coşkun Hocam, buyurunuz söz Şimdi sizde. ben geçen hafta otobüsle geldim. Evet. Buradan geçtik Tarsu, tam Tarsu geçtik. Otobüs mola verdi. Evet. Benzin istasyonunda sigara molası verdiler. Evet.
Tam benzinli pompaların yanında püfür püfür içiyorlar. Oh ne güzel. Böyle akciğer kanseri de böyle insanlar. Hayret ettim. Ben de otobüs şoförlerine falan fazla laf söylemem. Çünkü korkarım. Hepsinin doğru. Bir leviyesi olur böyle pat diye indir. Böyle çekine çekine şey dedim ki işte hostes mi diyorlar şimdi onlara. Evet. Abine. Dedim bu kadar kişi biraz ileride dursaydınız. Tam pompaların yanında her ilen çığır inen. Abi dedi merak etme dedi ya. Nerede o eski benzinler ki dedi. Hop ben rahatladım dedim ben de böyle. Yani kendi akçelerini yetmiyormuş gibi bir de toptan uçuracaklar. Aman hepimizi yarabbim. Böyle bir duyarsız oldu bir şeyden. Böyle bir şey paylaşayım dedim. Hocam hakikaten bir kişi insanın hayatını teslim etmedi. Yani olamaz böyle bir şey. Yani başka bir yerde o arabayı şeyden kaldırırlar. Tedavülden kaldırırlar. Yani. Ya görüyorsunuz İspanya'da da işte ikinci pilot öldürdü 150 kişiyi. Yani evet. Yani. Birinci hani pilot öleceksen ön. Öyle, öyle kabinet, kabinden çıkınca kilitlemiş. Evet, benim, uçağı düşürmüş. Nasıl var, bir psikopatlık bu yani. Öyle. Onun için hem çağın vebası insanlar da bir tuhaf oldu. Aynen. Böyle öylesine yaşıyoruz. İnşallah şiir, güzel şiirlerle İnşallah. Vaktimizi geçiririz işte. Siz parsel parsel diye muazzam bir şiir paylaşmıştınız sayfanızda. Bugün de parsel konusu çok olunca Ankara'da orada burada millet götürüyor parsel parsel Türkiye'yi. Benim de tabii daha önce başka anlamda yazmıştım ama şiirin şey zamanı geldi mi tam gediğine koyuluyor böyle. Bu kadar ben de madem Ankara, İstanbul parsel marsel olunca onu işte ölüye yatırım yani toprağa yatırım hep biz bankacılığı ölü yatırım derler yani ama evet. Hakikaten parsel parselle başlayayım o zaman. Evet sonra, lütfen harika bir şiirdi. Toprağa yatırım ölü yatırımdır. Bunu en iyi ölüler bilir. Kimi dirilerse arsa peşinde bir parsel bir parsel daha. Toprağınız bol olsun ne diyeyim. Diye şöyle bir inşallah isteklerine kavuşurlar diye ben de yeni şiirlerimde oğluma söyledim bana mail attı onlardan birazını yazdım ay yaşasın birisi sen varsın diye bir şiir evet Hüseyin Atabaş var tanışmıştınız Fethiye'de evet onun evet. Sen varsın diye bir şiiri vardı ben de ona bir nazire yazdım. O şiir çok hoşuma gitti. Öyle mi? Evet. Şimdi o şiiri alıp başka yerde okuyormuş. Onun ilk dizesini, iki dizesini aldım. Evet. Dedim hocam size nazire yazdım. Memnun oldu. Okudum da kendisine. Yalnız dedi nazire yazılırken dedi. O yani yazan şairin de o usta şairin ben de senin seviyene geldim. Anla. Demekmiş o. Dedim hocam öyle bir şeyimiz yok ama sen bana şükür et. Ben seni geçtim diye nerede çıkabilir? Sen benimle idare et dedim yani böyle diye. Şimdi o zaman ama dedim bunu okumak isterim dedim gittiğim yerlerde. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. O da dün ameliyat oldu. Öyle mi? Ayak damarlarından. Oo, çok dün geçmiş olsun. Dün de sağ salim çıktığını da öğrendik. Ben ona da çok burada geçmiş olsun. Kendisine geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum. Aynen biz daha sonra onun yazdığı bir yazı dün dergiye gelmişti. Onu paylaşacağım seninle. Şimdi gözlüğümü çıkartayım. Ve lütfen. O şeyden başlayalım. Bunları evde print edecek şey olmadığı için elle yazdım. İlk iki dizesi hocamın. Peki. Şiiri, Hüseyin Atabaş. Hüseyin Atabaş. Çok tamam. Türkiye'nin usta yaşayan en önemli şairlerinden. Evet. Sen varsın diye kestim ağıran sakalımı. Dişimi fırçaladım, söküğümü diktim. Ekmeksiz yemeye başladım yemekleri. Eti de yağsız. Bunlar benim tabii. Spor yaptım bugün inanmazsın sen varsın diye. Su kapları koyuyorum sağa sola içsin hayvanlar. Topal bir köpeği taşıdım demin. Başını okşadım. Sen varsın diye çimleri suladım. Çöpleri topladım. Tabiata bayram ettirdim bugün sen varsın diye. Çok yaralayanlar oldu beni. Kırıldım küstüm. Yüzde çevirdiler yüzümü. Çok incittiler. Gülerek poz verdiğim resimler ağlamakla çıkarken sebepsiz gülmelere başladım şimdi sen varsın diye. Şiir para etmez diye yakmasın şairler. Krallar bile erişemez hazineye kavuştum. Bir fani şair iken ölümden korkan sonsuzluk armağan etti yaradan. Daha ne olsun şiirim yerini buldu. Sen varsın diye güzel sevgiliye şey yapan bir nazire şiir artık hoca şey yapsa da biz onun seviyesine geldik diyemiyoruz da
epey emek veriyoruz tabii yani. Artık, vallahi bizim için siz ulaşılmaz bir idolsünüz. Benim için öyle. Aynen. Şimdi şeye geldim. Adana'ya geldim. Arkadaşlar dediler ki Hüseyin Atabaş bir yazı göndermiş. Hı hı. Yazıda senden de bahsediyor dediler. Dergi daha yayınlanmadığı için bana vermedi. Yarın eşim orada, yarın getirecek. Hı hı. O dergiden ben size de bir tane vereyim. Olur. Hoca şeyi inceliyor. Araştırmacı kendisinin 10 ciltlik Türkiye yazarlar, şairler ansiklopedisi falan da var. Hı hı. Türk şiirinde, şiirimizde garip yolculuğu diye. Garip. Garip akımı var ya hani, evet. Orhan Veli'yle evet. Başlayan benim falan. Benim sevdiğim evet. Garip yolculuğunda işte Orhan Veli'den, Melih Cevdet Anday'dan bahsetmiş. Fotoğraflarını koyuyor. Birinden daha bahsediyor ve benden de bahsediyor. Oo, orada Coşkun Karabulut resmini de koymuş, göndermiş de. Coşkun Karabulut da daha da kısa şiirler yazarak hedefine daha çabuk varmak istiyor gibi, böyle güzel yani garip şiirinin çok günümüzdeki sürdürücüleri şeklinde onur duyuyorum. Tabii arkadaşlar da çok dergi güzel. Yarın geleceği için şey yapamadım. Onu da paylaşayım dedim geçti. Vallahi, yani bizleri Ankara'dan onların görmeleri, çünkü Taşlı'da olunca insan evet. Sesi fazla çıkmıyor ama doğru. Oradan birilerinin görmesi, verdiğimiz emeğin boşa gitmediğini göstermesi aynen. Açısından çok mutlu oldum. Yani evet. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. Teşekkür ederiz ama yani bu benim için sürpriz bir tespit değil. Hiç değil. Ben daha da ötesini söyleyeceğim. Yani Orhan Veli tabii ki çok sevdiğim bir şair, çok büyük bir üstad. Ama Orhan Veli'nin döneminde nüfus ne kadardı, bunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi Orhan Veli şiirleriyle sizin şiirlerinizi şöyle koysak, benim için kıyaslanamayacak kadar Coşkun Karabulut şiirleri çok daha düşünce ürünü, çok daha felsefe içeren, çok daha zeka içeren, çok daha yetenek içeren şiirler. Bunu söylemekte ben haddim de değil bunu söylemek ama ben de bir okurum canım evet. Nihayetinde. Ben şiir adına bir bilir kişi olarak bunu söylemiyorum ama bir okur olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya tabii biz Orhan Veli'nin aynısını yapsak taklide düşeriz. Tabii. Mutlaka o akımın sürdürmek demek, onu daha geliştirmek anlamına evet. Geliyor. Tabii. Biz de onun üzerine bir tuğla koyarsak fazlasıyla devam etmiş olur. Yoksa onun en güzelini yapmışlardır. Eğer o şeyden aradan bir şey yapıp da çıkabilirsek çok mutlu oluruz diye düşünüyoruz. Zaten şiir de edebiyat dünyasına bir tuğla daha koymak yani. Evet. Yoksa onun yanına koymanın bir anlamı yok yani. Vallahi tuğla koymak ne, siz duvar örmüşsünüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle bir mutlu oldum yani. Onu da yarın hatta yayın evini aradım. Bizim kitap yayın evi. O da çok hemen dedi bir kitap da bize gönder o dergiden. Gerçekten Taşlı'daki insanların bazıları görse bile görmezden geliyorlar. Evet. Yani sizler sağ olun. Çok yazık. Görüyorsunuz. Ben de zaten biz de bizi görenlere koşa koşa gidiyoruz çok da. Çok teşekkür ederiz. O Tanrı bile, Allah bile yani kendini yaratırken diyor ki kendi güzelliğini fark edilsin diye. Tabii. İnsanı İnsan yarattı. Olmam. Çünkü evet. Nesnede öyle tez, antitez, sentez diye bir şey var felsefede. Evet. Kendini doğada gizlemiş. Evet. Sanat o Allah'ın gizlediği yerden sanatçının bulması. Evet. O güzelliği bulup ortaya çıkarması ve bundan mutlu olduğunu felsefeciler yani evet. İslam estetiğinde böyle anlatılır. Ben de çok inanıyorum bütün bu söylediklerinize. Kendi özünden yaratmış. Ve sanatçının görevinin de bu Allah'ın bu yarattığı güzellik yani onu bulmak tabiatta. Evet. O güzel, çünkü evet. Allah güzeldir, güzeli sever diye bir şey vardır. Evet. Biz de onu bulabilirsek ne güzel bir şey diye. Allah bile öyle istediğine göre bizim istememiz gayet yani güzel normal, insanların ortaya çıkması. Değil bu mi? Da güzel bir şey paylaşım olarak şey yapayım fikirdeyim? Diye. Evet. Sonra bir... Ben bir şey, pardon çok özür dilerim. Unutmazsınız umarım. Hayır, burada ben bir zaten. Şey merak ediyorum. Buyurun. Yani bilgim bu konuda kıt. Ayşe Bey bayağı bol okur, inceler. Başka sosyoloji okumuş şair Türkiye'de ben... Haydar Ergülen var. Öyle mi? Tabii uzun yazı yani aynı tarzdan yok. Aynı tarzdan yani benim yok, tarzımdan... Evet. Zaten olsa Hüseyin Atabaş yazar. Evet. Yani Sunay Akın vardı biliyorsunuz. Sunay Akın şu anda yazmıyor fazla. Evet. Başka aralığında kaydı. Evet. Sina Akyol var. Onu İzmir'de Sina Akyol var. O da kısa kısa felsefi şeyler ama nüktedenlik yani şimdi anladım tabii garip şiiri geniş bir düzlem. Evet. Yani nükte var.
Asıl yani garip şeyini şey yapan kafiyenin olmaması ve serbest. Evet. Ama bu serbest oldu diye bile rastgele sallama değil. Tabii ki. Ahengi olacak. Yani ahengi olacak, bir de her şairin her şiirinde gizli bir imzası olacak. Evet. Yani benim eğer bütün kitaplarıma bakıp da ya hiç adımı görmeden de bu Coşkun Kavur şiiri diyebiliyorsanız ben başarmışım. Valla ben diyebilirim. Diyebilirsiniz öyle. Evet, yani o işte demek ki ben ona gizli bir matematik, evet, gizli bir ölçüyü tutturmuşsunuz. Hı hı. Bu da sizin o hani hece vezninde herkesin ortak kullandığı kalıplar var ya. Tabii. Burada her şairin kendi kalıbı. Evet. Mesela bende de genelde bunu okurlar söylediler. Genelde şiiri sonda yakalıyorum. Evet. Yani kelimeler geliyor, hiçbir anlamı yok. Sonra bir yerde nasıl oluyorsa orada bir şey oluyor. Orada bağlantı kuruyorsun. Ondan sonra hepsi şiire dönüşüyor. Evet. Oradan. Sonra oradan tersten gittiğiniz zaman hepsi bir anlam kazanıyor. Ama o şiiri bulmadan önce hiçbirinin bir şeyi yok. Evet. Onu ben de sonra fark ettim. Hakikaten baktım da sonradan fark, yani o şiir oluyor. Evet. Bütün... Zaten o olduğu zaman ben rahat ediyorum. Yani tabii, oldu diyorum, yoksa... Çoğu tabii zaten bağlayamıyor sonunda. Bazıları var. Evet. Anlamsız yazıyor, sonunda da bağlayamıyor. Tamam anlamsız. Aynen. Ondan sonra imgecilik, evet, yapıyoruz diyorlar. Bir hikayesi yok, bir kurgusu yok. Hakikaten bir roman gibi kurgusu yani, olması lazım değil bu şiirin. Mi? Tabii, tabii ki. Coşkun Hocam'da bu var. Her şey var. Valla işte bu ben kendi Adana'daki toplantıda 6-7 sayfalık bir şiir, kendi şiirim üzerine bir şeyimi de yazmışım. 8 sene önce poetika diyoruz biz ona, şiir anlayışı. Yani benim şiirimi savunuyor, nasıl şiirim, benim yani başkaları inceliyor ama ben nasıl görüyorum diye. Aha. Yani böyle bir toparladığım zaman hani bir dost canlısı insanlar vardır. Geldiği zaman yakışıklı değildir ama kimsenin dikkatini çekmez ama gelip oturup da sohbet ettikten sonra, gittikten sonra boşluğu belli olan, zamanla kendini kabul ettiren, bir de şiir biçimiyle değil de yaptıkları ettikleriyle insanların böyle, hani böyle bir böyle alımlı birini gördüğünüz zaman hemen ilgi çeker ama o adam eğer içi boşsa, kofsa sonradan can sıkmaya başlar. Aynen öyle. Sonradan değil, çok kısa bir süre sonra. Bir süre sonra. Hı-hı. Yani zaten onun güzelliğini göremezsiniz bile artık. Aynen. Çünkü ya yalancıdır, aldatıcıdır, üçkağıtçıdır, bilmem ne falan filan. Ya da tıngır tıngır boştur. Tıngır tıngır boştur. Hı. Sıkılırsınız oradan sonra. Aynen. Ama yaptıklarıyla güzellikler yaratan, ortaya koyan insan, eserleriyle. Sonra bir bakarsınız ki o kendi güzel olmasa bile o yaptıkları onu güzel gösterir. Zaten onu siz hep güzel görürsünüz. Çok doğru. O iş benim şiirimde ben buna benzetiyorum. Evet. Yani gösterişsiz ama doğru, dost ve sıcaklık veren, tabii, ve yaşama sevinci veren. Yaşama sevinci. Okuyanlar bir gülümsüyorsa, biraz da düşünüyorsa ne yapıyor? Ama bir de şöyle bir duygu yaşatıyor. Ya nasıl yazmış bunu? Ben hep yaşıyorum bunu. Sizin şiirinizde hep yaşıyorum. Çünkü espriyi, zekayı, düşünceyi, ama çok önemli bir düşünceyi, özellikle de evrensel ya da toplumsal bir düşünceyi alıyor. Onu zeka ışıltılarıyla bezeyip en kısa şekilde bir de ifade ediyor. İşte ben hocanın şiirlerine imbikten süzülmüş, damıtılmış şiirler diyorum. Bayılıyorum yani. İdolümsünüz ama hiçbir zaman ulaşamayacağım bir idol. Çünkü hani o başka bir şey. Ama kulvarlar ama ayrı olabilir. Ama bak senin yolun o yol aslında. Evet. Biz seni yolundan Çamlı Hoca'yla saptırdık. Biz işi tamamen güfteye, besteye döktük sayesinde. Çok büyük bir bestekar ama baştaki savaşımızdan ötürü bugün sessizleşti. Ya bir solo yapsanız da hocama bir hoş geldin solosu. Ne olur ne güzel olur. Yok yok, peki hocam. Aşk olsun. Hoca bugün benim protesto ediyor. Hayır. İşte diyorum ya, Ayşe bir roman şiiri yazdı. Ha. Tam geldim güftekarına olmayan sesimle, hadi hocam çal söyleyelim. Okuyorduk romantik. Çalarken Ayşe burada da şöyle bir söz lazım diye kesti mi? Ben nasıl hissettim? Enfes bir yemek önüme konmuş, acıkmışım. Yemeye başlarken önümden alıverdi birisi. Bu duyguyu yaşadım. Ama şarkı bu kez ben patladım. Böyle hafif bir aramızda küçük bir düello oldu. Biz de biraz laf karıştırdık. Evet. Öğretmenimiz kızdı bugün bize. Evet. Sinirlendi, o da solo yapmıyor. Neyse. İşte biz Ayşe'yi yolundan saptırdık aslında. Evet. Tamamen sizin yolunuzun bir yolcusuydu o. Biz Ayşe'yi hece şiirine yönlendirdik, güfteye yönlendirdik. İyi mi yaptık?
birkaç şarkı için iyi yaptık ama bu şiirin yolundan da saptırmak yanlış. Hangisinde şey. Rahat edip ve kendini ifade edebiliyorsa, yoksa başka yerde yaşarsan da rahatsız olur. Onu mutlaka sonradan eğer varsa onu şeyden genlerinde onu dönüş yapar mutlaka. İkisine de can gerçi. Yeni alıştım Hece şiirine. Şimdi şarkıda da duraklar var ya. Evet. Ya ben Hece'ye daha yeni alıştım. Yani durakları tam bilemiyorum demeye kalmadan hocam dedi ki pozisyonda bir sürü duraklar var. Ben bunlara kızıyorum. Ben esprinin kalitelisini seviyorum. Kaliteli espriye çok gülüyorum. Evet. Ama espri böyle olunca da sinir yapıyor bende. Elimde değil. Ya her zaman kaliteyi yakalanmıyor hocam. Evet. Bazen de böyle şakalar biz de, gerekiyor. Işte. Biz de ona diyoruz ki her zaman yani %50'den fazla olması lazım yalnız. Yani 10 tane de bir espri yakalanır. O iyi değil de 10'la 8 yakalarsanız iyi yani. Ama ya, hocam böyle kelime oyunu yapmayı seviyor yani. Ne yapalım? Herkes de espri yapmak zorunda değil ki. En güzel yaptığı şey öyle bir müzisyen ki dünya çapında tüm dünyayı gezmiş. Amerikalarda, Avrupalarda dolaşmış ve hakikaten çok önemli bir müzisyen. Ama bugün tabii bana sinirlendiği için solo yapmaz. Yapmayın hocam pekala. Canım ama yadırgamayın yani insanlar hadi, genelde Ayşe'cim, böyle. Ayşe'cim sen bir şey paylaş biraz da oradan. Ben dilimizle ilgili bir şey paylaşacaktım ne da. Ne istiyorsan. Çok eskilerden bir şiir buldum ama ne kadar doğru biliyorsun internet insanı çok yanıltıyor. Bilgi kirliliği var. Kutat Kubilik'ten bir şiirmiş bu. Onu. Dilimizi yücelten bir şey. Hocam böyle biraz şey yaparsanız. Yani dilimizin ne kadar önemli olduğunu, bütün sosyal, kültürel, insan insan yapan bütün erdemlerin başında geldiğini anlatan bunu anlatan bilmiyorum, bir şiir. Pardon ben başka bir şey. Hadi. Dildendir mutluluk, dildendir değer. Dili olmayana insan mı derler? İnsanda bilince değişir kader. Ya yurda baş olur ya başa gider. Çoğu faydasızdır, eğisi özdür. Asıl söz bilerek söylenen sözdür. Kem söz duyanları hep düşman eder. Ederse insanı söz sultan eder. Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır. İnsan ölür, arkasından söz kalır. Böyle doğru, güzel, öz sandığını söyle, bildiğini, inandığını söyle, inananlar gelsin izinden. Canına mal olsa da dönme sözünden demiş Kutat Kubilik. Çok hoşmuş. Hocamın biraz önce parsel parsel şiir yazdığı gibi bazı şeyler hiç gündemden düşmüyor. Aynen. Yani o zamanlarda bile değişen bir şey yokmuş demek ki. Bir baltayla alıp da tarumar etmek isteyen her zaman var. Var, ne yazık ki. Ay ne güzel. Oh ya, müzik insanın bütün olumsuz duygularını olumluya döndürüyor. Ay, dün cumartesi günü Deniz Sandalcı ve Oğuz Topaçoğlu biliyorsunuz bir radyomuzda program yapıyorlar. Deniz Sandalcı'nın şiir hakkında söylediği sözler çok hoşuma gitmişti. Şöyle dedi, evet biliyorum şiir sevmeyenler olabilir aranızda. Ama lütfen akşam el ayak çekildiği zaman şöyle bir oturun ve sevdiğiniz bir müziği açın. Ondan sonra bildik şairlerden bir şiir açın okuyun. Ya bu adam ne demek istemiş? O çok müzik eşliğinde okursanız eminim şiiri seveceksiniz dedi. Evet ama ah öyle bir gün mü kaldı ne yazık. Bu popüler dünya her şeyi alt üst etti. Evet Coşkun Hocam taze şiirlerden bekliyoruz. Şimdi Abbas Yolcu diye bir şiir var. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir... Yok bu benim ha, bu Abbas sizin Yolcu. Abbas. Kendi Abbas Yolcu'm. Haydi Abbas vakit haydi tamam Abbas. Der ya. Ben sana değil beni sana getiren yollara vurgunmuşum meğer. Yine bana göl göründü hadi eyvallah. Diye. Ne kadar güzel. Allah'ım böyle bir parmak balı sürüverip kaçıyor. Aynen. Bir de boyuncu diye bir şiir bu da. Ne diye? Boyuncu. Boyun var ya boyuncu. Yapıyor. Tabii beyi parantezinde aynı zamanda oyuncu diye de okunabiliyor. Oyuncu. Böyle bükük bıraktığım boynumu İr alem dik görsün diye bir ömür kaç ömür eskittim biliyor musun? Biriktirdiğim vazgeçmelerimden yeni bir boyun yaratmak için. Oy. Bu da boyuncu. Epey hüzün var da işli şiir.
Her ne kadar içim geçmiş olsa da çoktan seni her gördüğümde iş geçirmeden ederim. Harikasınız. Bir de Kür Topal var. Dolmuştan inerken yere kapaklandım. Seni düşürürken olmaya başladı bunlar. Toparlıyorum kaç gündür. Aşkın gözü zaten kör. Ben desen topal. Bu aşkın sonu nereye varacak bakalım böyle kür topal. diye. Öyle kısa kısa gene ay, şeylerden diye. Harikasınız vallahi. Tabii deminki sözü okurken ben de aynı zamanda düz yazıda yazıyorum söz üzerine. Ben de söz... Demek ki yıllardan beri insanlar hep düşünmüşler söz nedir falan diye. Ben de söze çok önem veriyorum. Yani ben ama tabii sözün içinde vicdan olması lazım. Eğer söz yani sözün doğruyu söylemek için var olduğuna inanıyorum. Eğer sözü doğru için olanı söylemiyorsanız. Hani şimdi var ya algı yaratıyorlar. Şimdi bir şey oluyor sana başka bir şey söylüyorlar. Tabii. İnandırmaya. Ona hazır inananlar da var o yalanları. Tabii canım. Ama söz onu şey yapmıyor. Affetmiyor. Evet. Söz diyor ki sen benim madem ki yalanında kullandın. Doğru da kullanma. Söz sonra öyle bir yerden çıkıyor ki patlak veriyor. Senin istemediğin bir yerde. Hani patavatsız insanlar var ya böyle pat diye ortaya. O söz rahat dur, sana rahat vermiyor o yalan söyleyene. Boş buldu bir anda bir çıkardı onu rezil ediyor. Buna inanıyorum ben. Evet. Yani hem inanıyorum hem gördüm. Evet. Yani çünkü sanki söz zaten bir kitabı vardı sözcükleri canlılar gibidir diye. Hatta aşkım bile ben o sözcüklerin sahibine ulaşamadığından dolayı aşk olduğunu inanıyorum. Yani eğer birisi hakkında bir şey düşünüyorsan onu ona söylediğin zaman rahatlıyorsun. Seviyorsun. O seni sevmiyor olabilir. Yeter ki sen o derdini ona anlat. O aşk bitti orada. İster sevsin sevme. Ama eğer onu içinde biriktiriyorsan o sözcükler şişiyor, şişiyor, şişiyor. Patlıyor ondan sonra. Evet. Ve o seni rahatsız eden o. Evet. Hep derler ya diyalog kurun, konuşun. Evet. İşte evet. Birler terapi dedikleri söz konuşma terapisi. Aynen. O sözcüklerin mutlaka içeride çıkması lazım. Evet. Muhatabına ulaşması lazım. Hele bir de doğru sözcüklerse zaten çok güzel bir şey ama yalan sözcüklerse yalan sözcük mutlaka o yalan söyleyen insanı bir gün ele veriyor. Sanki polis gibi içinde bekliyor, bekliyor, bekliyor. Yattığı yani bir daldığı zaman bir yerde diyelim birdenbire çıkıyor. Sen bizi beni söylemeyen yani doğru da kullanmayan evet. Diye buna inanıyorum. Doğru aslında. Hocam. Çünkü yalanı saklamak, gizlemek de zor bir şey. Hani yalancılı bombu yastığa kadar evet. Falan diyorlar ya. Demek evet. Ki atalarımız bunları şey yapmışlar. Yaşamış da söylemişler. O yani söz kendisini mutlaka ele veriyor. Evet. Ondan sonra Allah yardımcı olsun. Onun için niyetin düzgün olacak. Kesinlikle yani. Evet. Evet. Olay bu. Evet, şiir var mı Coşkun Hocam? Şimdi bir de monoton diye bir şey. Monoton kokteyli. Evet. Hani bir Molotov kokteyli var ya. Bu da monoton kokteyli. Monoton kokteyli. Eskidenmiş pırpır edip uçtuğu günler. Sevinçten. Ne geleni var artık ne de gideni. Monoton kokteyl atılmış gibi yüreğim. Ay çok güzel. Ya. Yani çok nasıl kelimeleri böyle düşünüp de oynuyor. Bundan neler çıkarıyor. Aynen. Çok bugün enteresan. De bizim grubumuza yeni bir şair dostumuz eklendi. Kim? Şenol Eşref. O da böyle kısa kısa şiirler yazıyor. Aa Şenol Eşref. Burada mı? Bana şiir gönderiyor sayfamıza. Çok değerli. Dinliyorsa bize Ufuk diye bir dergi çıkartıyordu. Yıllar önce biz 20 sene önce onun dergisinde şiirler mi yani? Ay inanmazsınız buraya gelmeden yarım çok saat önce arkadaşım. Tanıştık. Aa Şenol Eşref. Çok ilginç. Böyle Ufuk. Kısa kısa şiirler göndermiş. Face'de arkadaşınız mı? Hayır hiç değil. Yıllardır görüşemiyoruz. Yani duyunca seninle. 20 sene önce Mersin'de dergi çıkarıyor Şenol Allah Eşref. Allah. Vallahi ben bu şiirleri okuyacağımı söyledim. Herhalde diyorum sonra bizi izler. İzlerse zaten diyalogumuz da var bizim Damla evet. Damla şiirden. O kısa mı? Ona da söyledim yani destandan. Çok kısa şiirler yazardı. Evet, evet. Aynı tarzda yazardık. Evet. Ve benim de şiirlerim çok yayınlardı dergisinde. Evet. Ufuktu. Hatta yanlış hatırlıyorum devir. Şenol Eşref. Evet. Diyor ki bedduadan sayılır mı bilmem ama boğazında kalsın yediğin ömrüm de diye yazmış. Oo, ne kadar işte. Bedduanın babası hem de. Yani benim de dikkatimi çekti. Dedim ki destandan dedim kısa mesajlara kadar gelen dünyada şiiri sevdirmenin en güzel yolu bu kısa şiirler bu kısa diye yazdım. Gerçekten. Öyle diyalogumuz devam etti. Çok güzel. İyi bulmuşsun Şenol Eşref'i. Selamınızı söylerim. Yani bir de Eşref saatine denk gelirse zaten
Ya insanın yazdığından belli oluyor evet. Değil mi nasıl bir insan oluyor. Bir kamyon dinamitle deviremezsin. El kadar yüreğinle devirdiğin dağları demiş Şenol Eşref. Güzel değil çok mi? Çok güzel. Valla hepsini topladım getirdim. 3 tane gönderdi arka arkaya. Valla çok güzel. Onu oku. Bir daha. Oku. Bir tane daha var. Tamam. Çok güzel. Ya hakikaten yok. Şiiri sevdirmenin en güzel yöntemi bu tarz şiir yazmak. Ama en zor da bu tarz şiir. Ya ben yazamıyorum. Şimdi arkadaşım biri demişti ki senin şiirler şiire alıştırmak için insanlar iyi. Yani ondan sonra şiiri öğrendikten sonra öbür şairler ekliyor. Şeysek diye. Dedim iyi mi söyleyeceğim? Aslında açamadık. Tabii şu var. Üçüncüyü açamadım. Peki. Bazen açılmıyor. Peki olsun. Çok selam olsun. Yatsamamak lazım. Geçeceğim. Tabii bir Coşkun Karabulut şiirini bu kadar savunurken biz ne bileyim bir Yahya Kemal Beyatlı'nın yazdıklarına da bayılıyoruz. Tabii tabii. Ha içinde mesela bak düşünüyorum ben hiç Yahya Kemal Beyatlı'ya haksızlık mı ediyorum ki çok severim şiirlerini. Hani böyle çok evrensel, ben çok toplumsal. Ben de sadece şiirlerini severim. Ha, hiçbir şey evet. Çok toplumsal, evrensel hiçbir şiiri yoktur gibi gelir. Yok. Yok neredeyse. Ahmet Haşim de öyle evet. Yani. Onlar ama, sanat için yazan insanlar. Evet ama enfes şiirler tabii. Evet. Çok farklı kulvarlar. Yani yatsımıyorum. O da var, bu da var. Hepsi farklı, güzel. Ama çağdaş şiirse bu tabii. Ama sevgili dostlar ben hocamın da yanımızda olmasından dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum burada sizlerin huzurunuzda. Sağ olsun kendisi çok sosyal bir insan ve çok iyi bir şair. Onun için de her yerde kabul görüyor ve her yere davet alan bir insan. Ve davetine de icabet eden birisi. Onun için birçok şair tanıyor. İnanın biz çoğunu onun sayesinde tanıyoruz. Tabii. Ben böyle yeni birisiyle gördüğüm zaman baktım yıllardır bu işteyse hemen hocama soruyorum. Hocam nasıl bir insandır, ne yapmıştır diye. Sağ olsun bizim kılavuzumuz olan bir Coşkun Karabulut şu anda. Bizim aynen. için çok değerli olmasının sebeplerinden biri de bu. Aynen. Değil mi ablacığım? Tabii ki tabii ki. Yani bir de mesela şiirinde savunduğu yaşam kurallarına kendisi de yaşamı boyunca gördüğüm kadarıyla uyan bir insan. Aynen öyle. Mesela yalanı alıyor şiirinde ele yerden yere vuruyor ama kendi de yalan söylemiyor. Haksızlığı yerden yere vuruyor ama kendisi de haksızlık yapmıyor. Aynen. Yani ne demişse savunmuşsa onun da arkasında hayatta duruyor. Mümkün olduğu önemli. Kadar. Evet. Yani eksik hatalarımız oluyor. Ya, insanız mutlaka ama büyük bir çoğunlukla uğraymaya çalışıyor. Yoksa aynen. ben sahte evet. yani göz içinde bir şey yazıyorsun ona uymuyorsun. Evet. Sahte kârıktan başka bir şey değil. Evet. Yani zaten ben az önce o şeyi dedim ya bu çocuklar sigara içiyor benzerlikte. Hı hı. Şimdi yaşama bu şiirsel, şiirde yaratılan güzellikleri ve estetik kaygıyı yaşama uygularsak o insanların da mesela düşünün şiir yazan insanlar olsa onu yapmazlar. Tabii. Yani evet. benim amacım bu şiirin sokaktaki insanlar tarafından okunması. Evet. Ve o güzellikleri yaşama geçirip işine şiddet uygulamasın. Yerlere tükürmesin. Hatalı sollama yapmasın. İşte arabayla giderken hız yapmasın. Yani sadece kağıt üzerinde kuru kuruya güzellik değil. Yani, bunun aynı zamanda hem burada okusun hem de onu yaşama geçirip yaşamı güzelleşsin. Aynen. Zaten her şey yaşam için değil mi? Aynen öyle. Onun için yaşamda yapmaktan sonra ben hele bir açayım biraz güzel bir şeyler okuyayım sonra kapatayım eşimi döveyim. Çocuğumu döveyim. Evet. Olmadı evet. bu. Yani evet. Şair adam yere tükürmez, yalan söylemez. Ne bileyim. Haksızlık yapmaz. Ya da biz ne yaparsa da güzel yapar. Karıncayı marangozsa o işin en güzeli. Evet. Çöptüyse tozutmadan temizler. Diyelim. Tabii. Aynen. Yani çevreye ve diğerin saygıyı öğrenir. Çünkü edebiyatın içinde bir vicdan. Yani çok edebiyatla uğraşan insanı da bir duyarlı konuşuyor ya. Bilim yani farkında olmadan toplumsal bir vicdan oluşuyor içinde. Çok o vicdan onu rahatsız. Yani ben toplumda şiir yazan insan çoğal, okuyan insan çoğaldığı zaman ben hiçbir iktidarın gidip de zeytin ağacını bir tane bina yapayım diye bir dalını bile keseceğine ihtimal vermiyor. Keseme haddini bilir. Herkes çünkü ona haddini bildirir. Çok doğru. Bütün şu anlattıklarınızı bugün ben gelirken birkaç saniye içinde yaşamımda hissettim. Şöyle ki şimdi otobüsle geliyorum. Bazı insanlar var. O insanlara elimde olmadan böyle hor bakıyorum, tamam mı? Bakmamaya çalışıyorum ama hor bakıyorum. Sonra bir an kendimi topladım. Ya Mübiş dedim sen ne yapıyorsun? Sen Mersin şarkısını yazdın. Hoca da besteledi.
Birazdan biterken de Muhammed bize o şarkıyı çalıyor her defa. Çok da güzel Filiz hocamız seslendirdi. Ona da sonsuz teşekkürler. Sen dedim bu Mersin şarkısını yazan bir kişisin. Ha, bu insanlardan şu an hor baktığın biri de o şarkıyı dinleyip sana orada beğeni atanlardan biri olabilir. Sen ne hakla o insana hor bakıyorsun? Sen bundan sonra bir kere bütün insanlara çok seveceğim bakman lazım dedim. Kendi kendime orada bir iç azarlama yaptım. Aynen işte şu söylediğinizi yaşadım. Şiir beni öyle ince düşündürdü. Evet. O bakışımdan men etti beni. Sen dedim nasıl böyle hakir bakarsın? Bu insan biraz kirli diye. Ne hakkın var dedim ya. Belki yıkanacak ortamı bulamadı dedim. Kendi kendime kızdım orada içten. Ve kendimi terbiye ettim yani. Birkaç saniye içinde. Dün de şeymiş aynen. Amerikalılar. İzlediniz mi? Ne o? Dünya beyazların onur günüymüş. Öyle mi? Bütün beyazlar sırf beyaz yaratıldıkları için. Mutlu mu onlar? Amerika'da sokaklara çıkmışlar. Çok ayıp. Çok ayıp. Ya insanın Allah'ın çok ayıp. İnsanın elinde olmayan bir şey için değil mi? Allah'ın verdiği çok bir ayıp. Şey için nasıl onurdu yani? Ben onu anlamadım. Ben Amerika'ya beddua ederken halkını hep hariç tutarım. Yani yöneticilere beddua ederim ama karşıtları da halkta da bayağı vermiş. Sapık varmış demek ki. Yani o ya beyazlara onur günü ne demek yani? Irkçılığa karşı olan insanlar da tabii ki arbede çıkarmışlar. Çok yani iyi etmişler. Şöyle derler ya din, dil, ırk, mezhep çok önemli bir şey değil. Aslında insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar ve kötü insanlar diye. Aynen. Ama bu aşamaya gelebilmek için de işte sanatla uğraşmak lazım. Evet. Vicdanın yanında öyle değil mi? Aa ne çabuk geldik yarısına programın. Of Muhammed sen mi bu zamanı böyle hızla ilerletiyorsun? Evet kısa bir mola veriyoruz sonra buradayız sevgili izleyenler.